Dedik, böylece de başlayacağız. Sıcak konu olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyaretleri ve son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri ve buradan geçmiş saat içerisinde gelen ekonomik gündem açısından önemli olan o gelişmeyle başlayalım. Bina Hanım, sizinle başlayalım isterim. Nasıl yorumlamak lazım? Bu ziyaret ekonomik açıdan da, ekonomi açısından da önem taşıyordu. Açıkçası dış politika ve ekonominin de böyle iç içe el ele gittiği de bir dönemden de Türkiye geçiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'yle 50 milyar doları aşkın bir meblağda, bir miktarda anlaşmadan bahsediyoruz. Nedir iki ülke arasındaki bu anlaşmanın detayları ve Türkiye'ye nasıl bir yatırım gelmesi manasına geliyor? Sizden ricam bir de kısaca şunu söyleyip ondan sonra aradan çekileyim. Büyük büyük miktarlardan bahsediyoruz, ancak bunların daha anlaşılır olması için hangi vadede Türkiye'ye ne getirecek, ne alınıyor, ne satılıyor, ne yapılıyor da siz izleyicilerimize aktarabilirseniz çok memnun oluruz. Daha gerçekçi hayal edebiliriz. Elbette. Tabii önemli nasıl bir büyüklük öncelikle ortadan çok doğrusu. Şimdi doğrudan yabancı sermaye yatırımı olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle yani Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan bu görüşmelerde bu doğrudan yabancı sermaye yatırımı ise orta ve uzun vadede etkileri olacaktır. Yani sermaye birikimine katkı sağlayacaktır. Sonuçta bu ülkenin hem kaynağını kullanacak hem istihdam sağlayacak ve dolayısıyla bu ülkeye vergi ödeyecek. Öncelikle böyle bir yatırımsa şu an anlık etkisi olmaz. Ama bu portföy yatırımı şeklinde ise kur üzerinde kuru düşürücü etkisi olabilir. Tabii ki 50,5 milyar dolar dediğiniz aslında daha önce Körfez ülkelerinden hem swap anlaşmaları hem işte bunun yanında depo ya da mevduat Merkez Bankası'na girişi söz konusu oluyordu. Örneğin bunların büyüklüğü toplamda her ikisi de yaklaşık 25 milyar dolar civarındaydı geçen sene itibariyle Merkez Bankası'na girer. Bu rezerve katkı sağlıyor. Tabii aynı zamanda bir yükümlülük elbette, ama rezerve katkı sağlıyordu Merkez Bankası'na ve hani biraz döviz ihtiyacını karşıladığı için gerçi kurun ateşini pek bir şeye söndüremiyor ama bunun da bir katkısı zamanında olmuştu. O yüzden büyüklük Merkez Bankası mevduatı ve aynı zamanda swap şeklinde mi, bakın onu bilmiyoruz, sıcak para şeklinde mi ya da doğrudan yabancı sermaye yatırımı şeklinde mi? Ben en iyimser olandan başladım, olması gerekenden başladım. Türkiye çünkü yabancı sermayenin çok sıcak baktığı bir ülke değil. Bir kere hani portföy içinde çok sıcak bakılmıyor. Çünkü Türk lirasına siz içeride değer vermiyorsunuz. Dışarıdan zaten bir anlam ifade etmiyor. Bir kere böyle. İkincisi, doğrudan yabancı sermaye yatırımını çekecek olan bir ülke iseniz kesinlikle makroekonomik istikrarın olması gerekiyor. Bunun da tabii ki göstergeleri işte enflasyon öngörülebilir mi? Örneğin sürekli olarak ileriye doğru enflasyonun güncellendiğini görüyoruz. Daha geçen sizle görüştüğümüzde bir ay önceki programda %38'di beklentiler. Şimdi bu 45'e 50'ye çıktı bazı yabancı uluslararası kuruluşlar, 50'nin üzerinde diyorlar. Şimdi doğrudan yabancı sermaye yatırımı bunları istemiyor. Böyle sürekli güncellenen büyüme rakamını, işte enflasyon oranını, tüfeği, üfeyi, hani bir şekilde bir istikrara kavuşmasını istiyor. Ama ve tabii ki kur hareketleri. Ama tabii şu var, bu hangi ülkeler için? Yani Türkiye yüzünü batıya bu anlamda doğrudan yabancı sermaye yatırımı için dönüyorsa, vergi avantajı istiyor, dediğim gibi siyasi istikrar istiyor, makroekonomik istikrar istiyor. Pek çok göstergeyi kendisine bir mihenk taşı olarak alıyor. Ama bu Körfez ülkeleriyle birebir yapılan görüşmeler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekibinin, muhtemelen Türkiye'den iş adamlarının birebir yaptığı görüşmeler biraz daha işte daha farklı, hani coğrafyaya göre değişen
ilişkileri ve sermayeyi çekme yönünde atılan adımların bu şekilde farklılaştığını bize göstermiş oluyor. Ben diğer hocalarımın çok süre almamak adına böyle bir başlangıç yapayım. Estağfurullah, teşekkür ederim.